Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizin konusu oktavlar. Oktav esnasında ellerimizin pozisyonu, fiziki olarak ve kanun üzerindeki konumu. Bunlar hakkında size bilgiler vereceğim. Bunun üzerine de bir iki tane temel bazlı etütler göstereceğim. Ama bu haftaki dersimizin en önemli konusu, dediğim gibi, oktav çalım esnasında neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konu üzerinde duracağım arkadaşlar. Hadi buyurun birlikte bir göz atalım. Evet arkadaşlar, kanun icracının her bölümünde olduğu gibi oktavlar hususunda da ellerimizin konusu pozisyonu doğal konumda olmalı. Yani hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yok. Herhangi bir sandalyeye nasıl oturuyorsak, ellerimizi masaya nasıl koyuyorsak, kanun üzerindeki pozisyonumuzda oktav icracılığı adına aynı şekilde alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi doğal pozisyonunu sağladım. Sol elim mandal tahtasına yakın doğal haliyle. Sağ elimde yine fizyolojim gereği kanun üstüne koyduğum şekliyle işlemlere, kanun üzerindeki derinin sol tarafında kalan işlemlere yakın arkadaşlar. Doğal tutuşumuz bu. Bundan sonra takip etmemiz gereken yol, öncelikle oktavlar üzerindeki doğru sesleri bulmamız. Ben şu an Hüseyin Aşıran ve Hüseyin'i perdesi üzerindeyim. Malumunuz üzere sol elim test bölgede bulunması gerekiyor. Sağ elim de tiz bölgede bulunması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tam tersini yaptığımız şekilde, yani sol elimiz yukarıda, sağ elimiz test bölgede, yani aşağıda olursa mandal tahtasını, gördüğünüz gibi mandal tuşesini kapatmış oluyoruz ve herhangi bir değişim gerektiği takdirde mandal tahtasını göremediğimiz için bize engel teşkil etmiş oluyor. O yüzden doğal konumunu, ellerin doğal konumu önemli. Yani sol elimiz test bölgede aşağıda, sağ elimiz de tiz bölgede. Evet, bu konuyu da geçtikten sonra arkadaşlar, dediğim gibi oktav seslerini öncelikle bir bulmanız gerekiyor. Yani Hüseyin Aşıran önce sol elinizle seslendirin. Ondan sonra sağ elinizle Hüseyin perdesini seslendirin. Doğru yerleriniz bir kontrolü sağlayın. Doğru yerlerde olduğunu kanaat getirdikten sonra ise bunları aynı anda seslendirmeye çalışın arkadaşlar. Evet. Bunu da gerçekleştirdik. Bir sonraki aşamamız ne olacak? Şimdi sizlere tavsiye. Bu konu kritik olan konu. Her yerde duyamayacağınız mevzular. Şimdi ne dedik? Doğal pozisyon dedik. Değil mi? Kollar doğal tutuş pozisyonu sağlıyor. Ellerin şu an mesafesini görüyorsunuz. Yani paralellemesine olan mesafe. Bir paralellik söz konusu. Fakat şimdi dikkat etmeniz gereken nokta. Oktavlarda problem yaratacak olay nedir? Sesleri tutturabilmeniz, değil mi? İki oktav arasındaki o sesleri eşit bir şekilde seslendirmeniz. Yani aynı seslere ulaşmanız. Şimdi sizlere tavsiyem oktav mevzusuna, konusuna hakim olana kadar bu ellerin konumunu biraz kapalı tutun arkadaşlar. İşinizi kolaylaştıracak. Nasıl kapalı tutacağız? Bakın şu alandaki boşluğu biraz kapatın. Şu şekilde icra etmenizi istiyorum ilk başlarda. Oktavların oturma süresi boyunca. Oktavlara hakim olana kadar diyelim. Bunun sebebi ise arkadaşlar, bakın, oktavlar arasındaki mesafeyi beynimizin daha rahat algılaması için süreyi kısaltmış oluyoruz. Şimdi eller açık pozisyonda iken bu mesafeyi algılamasıyla beynimizin, eller kapalı şeklindeki mesafeyi beynimizin algılaması daha kolay olacak arkadaşlar. O yüzden bu süreyi biz kısaltmış oluyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk başlarda ellerimizi birbirine yakın tutalım oktavlarda. Ama daha sonra hakim oldukça bu eller arasında mesafeyi aşmamız gerekiyor. Çünkü sol elimiz tuşeye yakın olsun ki mandal geçişlerini kolay sağlayalım. Evet. Bir ikinci önemli husus arkadaşlar.
oktav icrası esnasında. Şimdi size önemli bir tavsiyede daha bulunacağım. Şimdi önce atıyorum. Evet, önce arkadaşlar örnek veriyorum. Benim okulda mevcut derslerimde öğrencilerin üzerinde yaşadığım sıkıntılar, gerekse tecrübelerim üzerinden konuşuyorum. Genelde karşılaşılan durum şudur. İcracı oktav icrası gerçekleştirirken sol elle vururken sol eline bakıyor. Sağ elle vururken sağ eline bakıyor. Sol elle vururken, yani bir tenis maçındaymış gibi düşünün olayı. Rakip topu vuruyor, bakıyorsunuz. Karşı tarafa geçiyor top, karşı tarafa bakıyorsunuz. Yine rakip tarafa geçiyor, karşı tarafa bakıyorsunuz. Sürekli bir kafa hareketi mevcut arkadaşlar. Özellikle eller açıkken. Niye? Çünkü hakimdeyiz. Bu yüzden yanlış yere vurma korkusu mevcut. Kanun icracıları açısından. Bunu biz kapatmak için yine dediğim gibi iki el arasındaki mesafeyi birbirine yakın tutacağız ilk olarak. İkinci önemli nokta arkadaşlar, sağ ve sol sırasıyla sağ ve sola bakmaktan ziyade alanı kapattığımız için, alanı daralttığımız için orta noktaya bakmanızda fayda var. Dediğim gibi ya sağ ya sola bakmayacaksınız. Bu sağ sol mesafesi hem kısaldı. Niye? Elimizi kapattık. Hem de orta bölgeye bakarak arkadaşlar iki bölgeye de hakim olmaya çalışacağız. Ha, bu işimizi birazcık zorlaştıracak ama en garanti yöntem arkadaşlar. Bakın orta noktaya bakıyor. Ne sağa ne sola. Bu şekilde beynimiz iki el arasındaki mesafeye daha çabuk odaklanıyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreç bizim için daha basit. Şimdi gelelim size önemli iki etüt. Daha doğrusu önemli bir mevzu daha. İlk oktav çalışmanızı gerçekleştirirken iki sesi de arkadaşlar aynı anda tınlatın. Ayrı ayrı değil. Neden? Aradaki mesafeye beynimizin adapte olabilmesi için. Hem de gözlerimizin de bu şekilde iki oktav arasındaki mesafeye adapte olabilmesi için. 4 tekrar. Bakın iki elim arasındaki mesafeye bakın. Bunu daha sonra arkadaşlar yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Ama ilk başta eller birbirine yakın olsun. Yine de kapalı bir şekilde değil, gördüğünüz gibi kendimi kasmıyorum. Normal oturuşumu sürdürüyorum arkadaşlar. Dört tekrarda sağlayabilirsiniz. İki oktav çalışabilirsiniz. Orta noktaya bakın, olur mu? Şu bölgeye atıyorum. Şu an acamaşıran ve acam perdeleri üzerindeyim. Sizin bakmak istediğiniz, bakmanız gereken nokta buğselik ve çargah perdesi bölgesine odaklanmanız gerekiyor. Evet, şu an acamaşıran perdesindeyim. Odaklanmanız gereken perde bölgesi orta bölge. Yani buğselik ve çargah perdeleri bölgesine odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ara sıra sağ el ve sol elinizi kontrol edin. Doğru sesle miyim diye. Zaten sesten fark edeceksiniz ama olsun. Kontrol etmenize fayda var. İlk başta elinizi fazla zıplatmaya da gerek yok arkadaşlar. Sabit tutmanız yeterli. Hafiften kaldırabilirsiniz. Parmaklarınızı açıp kapamayı da sürdürün lütfen. Lütfen ağır tempoda ve kuvvetli bir şekilde çalışın ki hem de kanundan elde edeceğimiz ses bizlere daha doğru bir şekilde yansısın. Biz de karşı tarafa daha doğru bir şekilde iletelim.
Evet arkadaşlar, bu haftalık yeter. Bu dersimizde oktavlı icranın temel esasları üzerine sizlerle konuştuk, sohbet ettik. O yüzden bu dersi kısa tutuyorum ki oktavlı icranın temeli oldukça önemli çünkü. Dediğim gibi etüt çalışmalarını farklı kaynaklardan birçok çeşidini, farklı icra şeklini bulabilirsiniz. Ama ben de ilerleyen derslerimizde oktavlı icra örneklerine yer vereceğim detaylıca. Ama öncelikle bu temel noktanın iyi oturması gerekiyordu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.